Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle alize diva ip kullanacağım. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Yine ipinize uygun bir tır seçebilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle sihirli halka yaparak başlayacağım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez ipimi alıyorum. Oluşturduğum halkanın içinden tığımı geçirdim. Şöyle biraz küçültelim halkamızı. Bakın 2, 2, 2. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma 2 kez ipimi aldım. Yine üçlü trabzan. 2 kez aldım. 2, 2, 2. 3 seferde kapatıyorum arkadaşlar. Bakın zincirimle birlikte 4 oldu. Tekrar tığıma 2 kez aldım. 5. Tığıma 2 kez aldım. Ve 6. Bakın zincirimi de sayıyorum. 6 trabzan. Zincirimi saymazsam 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez ipimi aldım arkadaşlar. Yine aynı boşluğumun içinden 6 tane üçlü trabzan çalışacağım. Aynı şekilde. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın şöyle bir görüntüm oluşuyor. Arada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Ve devam ediyorum. Aynı şekilde bu şekilde 4 tane altılı trabzanım olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle 4 tane 1, 2, 3, 4 altılı trabzanımı yaptım. Şu ipimi çekiyorum arkadaşlar. Orta kısmımı kapatıyorum. Şimdi burada devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Bakın şurada başlangıçta 4 zincir çekmiştim. Dördüncü zincirden, son zincirden tığımı geçirdim ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle bir şeklim oluşacak arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez ipimi alıyorum. Hemen şu ikinci trabzanımdan tığımı geçirdim. İpimi aldım. 2, 2 kapattım. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Tığ da bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar 2 kez aldım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden 2, 2. Son ilmeklerimi kapatmıyorum. Tekrar 2 kez aldım. 2, 2. Ve tekrar 2 kez aldım. 2, 2. Bakın zincirimle birlikte 5 oldu. Zincirimi saymazsam 4 tane trabzan yaptım. Son trabzanımın tepesini bırakacağım arkadaşlar. Onu şimdi yapmayacağım. Bakın şöyle hepsinin içinden geçtim. Şimdi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4.
4 tane zincir çekiyorum. Bakın şu en son ilmeklerimden tığımı geçiriyorum. Hepsini birlikte kapattığım ilmekler arkadaşlar. İpimi aldım ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane zincir çektim. Başlangıçta 4 zincirim vardı. Şu son trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle ipimi buraya almış oldum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki zincirlerimin içinden 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim ve tekrar aynı zincirlerimin içine 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle görünecek. Hemen şu ilk trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Kaydırma yöntemiyle ipimi buraya aldım arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tığımı 2 kez sarıyorum. Hemen ikinci trabzanımın tepesinden 2, 2. Tekrar tığımı 2 kez sardım. 2, 2. Ve tekrar tığımı 2 kez sardım. Son ilmeklerimi kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrar son trabzanımın üzerine trabzan yapmıyorum. Yukarıdan zincirle indireceğim. Aynı şurada yaptığım işlem gibi olacak arkadaşlar. Şimdi tığımı ipimi aldım. Bakın hepsinin içinden geçtim ve kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Dilerseniz buradaki zincir sayısını 5 de yapabilirsiniz. Şöyle bakın son ilmeklerimin içinden tığımı geçirdim. Ve kaydırma yöntemiyle bu kısmı da kapattım. 1, 2, 3, 4. Yine 4 zincirimi çektim. Bakın şurada son trabzanımın tepesi kalmıştı. Oradan tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğumun içinden 1, 2, 3 tane sık iğne. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ilerleyeceğim. Bütün motifimin etrafını aynı şekilde yapıp tamamlayacağım. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayayım. Evet arkadaşlar bakın motifimi bu şekilde tamamladım. Aynı şekilde ilerledim. Şöyle öncesinde hazırlamış olduğum motiflerim vardı. Şimdi hemen birleştirme kısmını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu tepe noktasındayken trabzanların hepsini kapattıktan sonra 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimden çıkardım. Ve bakın şurada birleştirmek istediğim noktadan şu uç kısımlarından arkadaşlar. Tığımı geçirdim. İpimi aldım ve şu şekilde geçiriyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Ve bakın yine şuradan kaydırma yöntemiyle kapattığımız yerden tığımı geçiriyorum. Ve yine aynı şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Son trabzanımın tepesinden yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1, 2 ve 3 tane trabzanımı, pardon sık iğnemi çalışıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 4 zincirim vardı. İkisini çektim. Şu uçtan birleştirdim. Şimdi şu ortadaki 4 zincirlik kısımdan tığımı geçirdim. Ve ipimi aldım. İçinden geçiriyorum. 1, 2. Yani toplamda yine 4 tane zincir çekmiş oldum. Sık iğnelerimi çalışıyorum. 1, 2, 3. Ve şimdi ne yapıyorum? Şu baştaki trabzanımın tepesinden kaydırma yöntemiyle ipimi aldım.
Yine 4 zincirimi çekiyorum. Burada aynı şekilde motifimin uç kısmını çalışıyorum. Bakın şu şekilde hepsinin içinden geçtim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Tığımı çıkardım. Burada şu ortada birleştirmek istediğim yerden bakın arkadaşlar şöyle tığımı geçirdim. İpimi alıyorum ve bu tarafa geçirdim. 1 2 tane zincir çektim. Şimdi yine aynı şekilde şu kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim. Ve sık iğnelerimi yaparak motifimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim. Bu şekilde birleştirmelerimi de yapıyorum. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayayım ben. Evet arkadaşlar bakın son yaptığımız motifimizi de bu şekilde birleştirdik. Modelimiz bu kadar kolay ve gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Dantel örgülerinde kullanabilirsiniz bu modeli. Yine yün iplerde yaparak yatak örtüsü, bebek battaniyesi, yastık kırlent olarak da çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Renk renk de yapabilirsiniz. Gerçekten çok çok kolay. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.